çöküyor mu hocam? Evet, maalesef çöküyor. Maalesef derken demeyelim ya. Çünkü ne maalesef ayol? Pek çok insan için bu tabii zorlu bir süreç olacak. O geçiş sürecinde acı çekecekler olacak. Ama zaten yani dünyanın gidişatı kötü. Yani iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik krizi, bunları düşündüğümüz zaman kapitalizm kendi içinden çökmüyor yani sadece. Dışarıdan gelen etkilerle de aynı şekilde. Dış mutlak olarak mı dışarıdan? Hayır, kapitalizmin dışından. Yani gezegeni yaptıklarımızın sonuçları yüzünden diyebiliriz buna daha yani çok. Yani kapitalizm karşıtı olanlar değil, aslında dünyanın verdiği yanıt olarak, gezegenin verdiği yanıt olarak çöküyor. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü biz gezegeni kaynak olarak görüyoruz. Halbuki gezegen bir kaynak değil, gezegen sonsuz, bir varlık. Sonsuz bir kaynak olarak görüyoruz, daha da fenası. Daha da kötüsü, evet. Yani gezegenin bir varlık olduğundan, toprak ana, Gaia gibi kavramlardan bir haber biçimde. Üzerinde yaşadığımız gezegenin ne kadar narin, ne kadar küçük olduğunun farkında olmadan bu gezegende sanki aynen suyun dediği gibi sonsuz bir kaynak varmış gibi, sonsuza kadar biz böyle sömürebilirmişiz gezegeni gibi yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla da artık gezegen bunu kaldırmıyor. Kapitalizm de bu nedenle yavaş yavaş çöküyor. Çökmesi de iyi bir şey. Bu nedir? Reklam mı aldık araya? Nedir bu? Ben fark etmemişim ama bu program. Şu anda fark. Burada ne yazıyor? Diyor ki iyilik yap, goodfortrust.org'a at. Yani. Şöyle, bizim kurmuş olduğumuz bir sosyal girişim var. Burada gezegene zarar vermeyen veya gezegene en az zarar vermek isteyen işletmeler bir araya geliyorlar. Onlar da gezegene en az zarar vermek isteyen bizim türetici dediğimiz insanlarla bir araya geliyorlar ve burada bir ekonomi oluşuyor. Bu ekonomide tedarik ağlarını burada derinleştirerek biz ekonomide dışsallaştırmalar dediğimiz, yani esasında fiyatlara yansımayan, gezegene ve insana mal olan bu maliyetleri en aza indirmiş olan insanlarla beraber sürdürülebilir, gezegene zarar vermeyen ve aynı zamanda insana da iyi gelen, insanı da mutlu eden bir yeni ekonomi tamam, kuruyoruz. Ne yapıyoruz yani? Türkçesi iki cümle. Burada yani iyilik yapıp nasıl atıyoruz oraya? Nedir bu iyilik? İyilikler şöyle, her şey olabilir. Yani siz bir kere gezegene zararı olmayan bir ürün veya hizmeti aldığınızda temelde bir iyilik yapıyorsunuz. Bunu görmek lazım. Çünkü bir tercih yapıyorsunuz. Zarar vereceğinize gezegene, zarar vermeyen, insana ve gezegene zarar vermeyen bir opsiyonu seçtiğiniz için bir iyilik yapmış oluyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi, bildiğimiz diğer iyilikler de, yani sonuçta gönüllülük yapmak bir sivil toplum kuruluşunda veya bir sivil toplum kuruluşuna bağış yapmak. Biz bunları paylaştıkça başkaları da görüyorlar bunu. Ondan ilham alıyorlar. Onlar da aynısını yapmaya çalışıyorlar. Yani mesela siz birisinin Tema Vakfı'na bağış yaptığını gördüğünüzde diyorsunuz ki ya o Tema Vakfı'na bağış yapmış, ben de hemen gideyim bağış yapayım. Dolayısıyla birbirimizi olumlu bir şekilde etkiliyoruz. Veya TGV'e gidiyorsunuz. TGV'de gönüllülük yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben orada çocuklarla birlikte gönüllülük yaptım. Orada eğitim verdim. Onu gören bir başkası diyor ki aa ben de yapabilirim bunu. Dolayısıyla böyle bu şekilde yaptıkça o iyilikleri bulaşarak böyle yayılıyor. Ya bizim yansıyoruz. Su ava vaktimiz gelmişti. Böyle benim parmaklar kaşınmaya başladı. Evet. Su ava nerede diye Şafak Hoca ile konuşurken böyle aa ben de aynı şeyi düşündüm diye. Sonra bizim ayıbımız. Yani su önerdi Uygar Bey'i. Aslında suyun önermesine hiç gerek yok. Suyun değil. Sunun oluyorum ben ama olsun. Sunun önermesine hiç gerek yoktu. Evet. Zaten yani Uygar Bey öyle bir geçmiş, öyle bir şey var ki alanım. Ne o ya? Böyle insanlar sinir var. Bozucu. Konuşmasak sinir bozucu. Mı? Muhatap olmaya gerek yok gerek bence yok. Bu arkadaşlarla. O dursun orada. Zaten söylediğini söylüyor. Her şeyi yapmış. Her şeyi yapmış ama yapmadığı yok. Greenpeace'ten Tema'ya kadar öyle bir genel müdürlükler şunlar bunlar. Evet, Change.org'dan daha sayamadığım yani bin tane şey. Türkiye'ye Change.org'u Uygar kazandırdı. Evet. Tema'nın genel müdürlüğünü yaptı. Çok acayip National Geographic'te makaleleri yayınlanan çok bildiğim ya. Kadarıyla tek vatandaşımız, arkadaşımız yok, var mı? Birkaç kişiden biri Bolca diyelim. Var diyelim. Evet.
Yok o kadar. Bol da yok maalesef. Keşke olsaydı. Bolca var. Yok yani benden bolca var mütevaziliğinde. Yapma hiç öyle bir şey yok yani. Yani o yüzden çok mutluyuz şu anda ikinizi beraber aldığımız için. Evet, evet. İki romantik şey söyleyeyim ya. Ben de mutluyum Uygar'la birlikte ama olduğum için. Ama oyuncak getirmeyi unuttuğu için Uygar bir anda gözümüzden düştü. Yok ben size bol bol oyuncak yollayacağım ya, hiç merak etmeyin. Hem de adil bir şekilde üretilmiş. Evet çok şey. Şeyden ne denir üreticilerin doğaya zarar vermeden plastik içermeyen. Bakın böyle plastikler yok biliyorsunuz. İki tane koca kıta var. Hem oyuncak getirmeyin gel buradakileri. Pasifik okey. Sen bitle burayı. Ama işte söylemeye şey çalıştığımız şey de o. Yapma hocam. Ha yani dur mu? Yapma o kadar yapma. Yalnız iki biliyorsunuz Pasifik Okyanusu'nda iki koca ada var. Evet. Ve bunlar plastik, tamamen plastik adalarından çok, oluşuyor. Çok ayıp dolayısıyla, yani çok utanç verici. Evet. Yani onlar plastik adaları çöplerin giyilmemişlerin Gana'ya yığılması başka bir utanç. Evet, ya, insani doğru. Utanç kaynağı. Öyle. Çok 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 ayıp yani dünyanın yaptığı bu hani ayıp evet. En naif kelime de. Evet aynen. Ama bu ceza bu programın şimdi, da bir formatı var üzgünüm. Yani o plastikleri ben üretmiyor ya da oraya yığmıyor olabilir ama bu programın formatına göre oyuncak getirmeyen duş başlığına şarkı söyler. Üzgünüm. Biz Uygar bilmeyiz. Biz oyuncak getirdim getirmedim. Geçmiş olsun. Ya da hulavup çevirir. Hulavup çevirir. Buyurun cezayı önce. Şöyle tutarak. Şöyle. Evet buyurun. Kuş sesleri ovalara yayılır. İnsan buna hayran kalır bayılır. Bal yapanlar çiçeklere konarlar. Kuzucuklar taze çimende koşarlar mıydı bilemiyorum. Tebrikler vallahi iyi becerdin. Ben yaptı olsam... yani eylemdi bizim zaten evet. Hayran kaldığımız. Bu arada kuş gözlemciliği konusunda evet. Maalesef hani en isimlerden biri yine sağımda oturan. Yani her şey var, her türlü numara var. Türkiye kuşlar konusunda... İnanılmaz derecede zengin bir ülke. Türkiye yani, kuşlar konusunda da aslında. Evet, çok doğru, çok doğru. Çünkü bitkiler konusunda da öyle. Yani öyle endemik öyle. Çeşitlilik konusunda muazzam bir memleketiz. Peki, geliyorum şimdi yaranıza. Su Hanım. Yaralarım gıda fiyatları. Ederim. Hadi ben oradan başlayalım, bir türetim ekonomisiyle devam edelim. Oradan bir alalım, hop getirelim. Vallahi 2 sene önce falandı galiba. Bu programda söylemiştim gıdayı biz çok pahalı. saçım yine evet. Çok saç her yerde saç gıda fiyatlarının artacağını çünkü kıtlığın geldiğini anlatmıştım. Gıda fiyatları bir tek bundan da artmayacaktı. Bir yandan kapitalizm de çökmekteydi. O da görünen bir köydü kılavuz istemeyen. Dolayısıyla işte o gıdanın size ulaştırılırken ki transport parası, ambalaj parası vesairesi onlar da artacaktı. Bunlar da gıdayı arttıracaktı. Hepsi birleşti, Voltran'ı oluşturdu ve daha yeni başladık. Yani biz çok daha pahalıya alacağız gıdayı aslında. Çünkü ulaşmak çok ciddi problem haline gelecek bir süre sonra. Gerçekten ulaşmak... Yani toprağın da, o sebzeyi meyvesi vermesi zorlaştı. Onu almak, onu aldıktan sonra da bir takım bugün rahatlıkla bulduğumuz bazı imkanları ki onlardan en büyüğü bence enerji, en büyük problem, yakın gelecekte problem olacak olan şey ve su. O ürettiğin şeyi topraktan aldığını işleyip bugünkü gibi atıyorum salça, reçel vesaire yapmak bu kadar kolay olacak. Onu size ulaştırmak bu kadar kolay olacak. Dolayısıyla bu fiyatlar artacak. Bunun da nedeni bizim hala bir türlü değiştiremediğimiz aman efendim bir ben yapsam dünya mı değişecek kafaları. Değişecek. Halbuki evet bir sen yapsan değişecek ve bizzat sen yapsan değişecek ve yani senin dünyan değişecek her şeyden önce. Ay, tabii ama canım, örgütlü yani... yaparsak daha da iyi tabii. Ya, yani tek başımıza değil bir araya gelelim, güç birliği yapalım. Hı hı. Güç birliğiyle daha büyük etki anlamlı yaratalım. Anlamlı oluyor. Daha anlamlı oluyor evet. Kesinlikle. Şey kafasından da artık kurtulalım. Yani bizde en büyük oltaya gelmek buradan oluyor. Bir benle mi arkadaşım? Evet, bir senle. Özellikle bizzat senle. Bu kafadaysan özellikle senin bir şey yapman gerekiyor. Yani biz bireysel bazda yaptıklarımızda çok böyle hakikaten büyük
şenliklere de neden olabiliyoruz ama büyük felaketlere de neden olabiliyoruz. Yani ben şimdi ekran başındakilere sorsam, siz hayatınızda hiç bir çocuğu açlıktan öldürdünüz mü desem, hayır diyecek. De, herkes hayır der. Ama evet. Ama cümleten evet. Yani hepimiz bu mevzunun içindeyiz. 2019'da galiba yanılmıyorsam girerken Birleşmiş Milletler açıklama yapıyor. Gireceğimiz yeni senede Yemen'de, sadece Yemen'de 1 milyon çocuğun açlıktan öleceği öngörülüyor diyor. 2019'a giriyoruz. Hakikaten 400 küsür bin çocuk Yemen'de, sadece Yemen'de açlıktan ölüyor. Ve bakıyorsun, sen masumsun, ben masumum, hiçbirimiz hiçbir şey yapmamışız ama aslında konu tamamen tersi. Yani hepimiz hakikaten o çocukların açlıktan ölmesine nedeniz, bir başkasının su bulamamasına nedeniz, bir başkasının ilaç bulamamasına nedeniz, bir başkasının hakikaten en azından temel şartlarda eğitim alamamasına nedeniz. Ya şöyle bir şey var, hiç dedim ya başta da, biz her şeyi sınırsız zannediyoruz bu gezegendeki her konuyla ilgili. Çok hadsiziz, insan olarak hadsiziz bir kere, öyle bir problemimiz var. Şöyle diyeyim, yani benim bu gezegende kaplayacağım maksimum alan hacmi bile belli. Minimumu da belli, maksimumu da belli. Limitler var gerçekten. Yani ben bugün kendimi de yırtsam, yemeye başlasam, işte 54 kiloyum, 354 kilo olur, çatlar ölürüm. Yani maksimumum budur. Yok, ben minimum alan kaplayarak göçmek istiyorum buradan desem, bugün aç kalmaya başlasam, bıraksam kendimi, en çok 40 yaşında mefta olurum. 40 kiloya düştüğümde mefta olurum. Dolayısıyla minimum alanım da belli. Aynı bunun gibi bizim harcama alanlarımız da var, limitlerimiz var. Yani bizim her istediğimizi sonsuz almak, sonsuz giymek, sonsuz tüketmek gibi bir hakkımız da yok, şansımız da yok. Yani böyle bir şey de sunmuyor bu gezegen bize. Yani hakikaten sunmuyor. Ben 11'im, bu ömürde 11'im harcayacaksam, tüketeceksem enerjiyi, suyu, parayı, onu bunu, bunu 15 birim tükettiğimde o 5 birimlik kadar bir çocuğun aç kalmasına ve ölmesine, bir diğerinin ilaç bulamamasına, bir diğerinin çok basit, çok temel eğitimler alamamasına, su bulamamasına, hı hı, enerji kaynaklarına ulaşamamasına, çok temel insani ihtiyaçlarına ulaşamamasına ve ölmesine, bildiğin ölmesine, göçüp gitmesine, hem de hiç de tercih etmeyeceğimiz şartlarda neden olmuş oluyorum. Bu iş bu kadar basit. Ekonomi nedir? Ekonomi temelde budur. Limitlerin vardır. Daha fazlasını harcarsan, bunu bana dedem yapmıştı. Ben ergenken kendimi yırtıyorum, böyle bir şey yine istiyorum ve isteklerim konusunda çok şeyimdir yani. Onu istiyorum yani. Bir bilmem ne marka saat ve bilmem ne marka blue jean muhtemelen konumuz. Dedem anlattı bunu. Yani dedi ki, kardeşim bir miktar var dedi. Ya evde bu arada varsa benim gibi azgın, eski ben gibi azgın teenager'lar. Hepimiz öyleydik. Çok işe yarıyor. Dedi ki yani bir limitin var, harcama limitin var. Ben sana bugün bu istediğini alırsam Afganistan'da atıyorum memleketini. Bir çocuk aç kalacak. Buna razıysan sabah bu konuyu tekrar konuşalım ve gidelim alalım o zıkkımı. Neyse ne, kullan dedi. Gece yatmaya falan gerek kalmadı. 10 dakika bile düşünmedim. Yani bir de çocuksun, biz çocukken daha temiz varlıklarız. Ben kimsenin aç kalmasına neden olmak istemiyorum dedim ve bitti o markayla falan. Pardon, ben burada şunu da soracağım. Şimdi bu çocuğu, şimdi anneler babalar bizi izlerken, evet, ki çocuklarına yaptılar bunu. Çocuk şunu diyeyim, tamam o marka olmasa ama bu marka yine bir blue jean almak üzerine kurulabilir. Buradaki tabii olay ki, o markayı almak mı yoksa fazladan bir jean almak mı? Yani onun ayrımını nasıl yaptınız? Ya fazla tüketmek, ya bir kere hani marka konusu başka, hı-hı, bir, o bambaşka bir boyut. Yani bir insan A marka pantolonu ya da elbiseyi giydiğinde daha dik yürüyorsa, daha özgüvenli hissediyorsa o kendisini... O boştur zaten. Ha yani onun hakikaten ruhsal ve zihinsel gelişimine yönelik bir hayli bir çalışma yapması gerekiyordur. Gerçekten bu böyle. Ben maalesef bizim ülkeyle, yine öğrencilik yıllarımda İngiltere örneği, hı-hı, vereceğim. Yani
Hakikaten insana bakarsın, karşına bir beyefendi gelir. Çok da iyi değil bu adamcağızın durumu. Acaba yardım mı etsem dersin. Çok zengin çıkar. Çok zengini geçtim. Yani hafta içi işte küçücük bir dairede işinin başındadır. Hafta sonu banliyödeki evine gidiyordur ve asla o varlıkla, özel aracıyla değil, trenle gidiyordur. Evet. Yani hani ve atıyorum Barclays Bankası'nın genel müdürüdür, o orayı yönetiyordur. Evet. Başka bir dev oluşumu yürütüyordur, bir bin tane dev proje yürütüyordur falan. Orada yok, niyeyse bizde var. Bizde böyle bir şey var. Bizde arabaların hepsi en son model. Gelişmekte olan ülke sendromu bu. Ya işte gelişmekte olan Orta ülkelerin tamamında aslında bu var. Var, evet. Yani gelişmekte olan ülke bireyinin sınıf atlama çabası ve bunu da bu şekilde yapabileceğini teknoloji ama bu 80'lerde de vardı Aslı ya. 90'larda da vardı. 2000, 2010, 2020. Geçmek. Ulen artık geçelim yani bu kısmı. Yani bir geçelim yani. Ama yani biz Avrupa'dan çok Orta Doğu'ya kaydık yani. Hani bak, Bitcoin gibi dijital paralara baktığında bütün lansmanlarını yeni bütün dijital paralar gelişmekte olan ülkelerde yaparlar. Evet. Kimse İngiltere'de, Almanya'da lansman yapmaz. Tabii, bir. Doğru. Çünkü kısa yoldan zengin olma hayali gelişmekte olan ülkenin sendromu. Kesinlikle. Teknoloji, telefonların yeni modelleri önce gelişmekte olan ülkelerde tükenir. Evet. Oyunlar. Yani bütün bunlar ne yazık ki bu... buna orta gelir tuzağı deyin, buna kişi başına Zokayı düşen milli gelir deyin. Acaba eğitimli diyebilir miyiz? Yani eğitimi de eklemek lazım tabii, belki. Çünkü eğitim, Avrupa'daki eğitim oranlarına baktığınız zaman gelişmekte olan ülkelerden çok daha yüksek. Dolayısıyla hani bence sadece insanın bu ne denir bitmez tükenmez arzusuna veya işte şeyine değil, prestij sistemlerine, itibar sistemlerine bakmak lazım. Yani şu andaki mevcut markaların tek şeyi var. Bu toplumda itibar kazandıkları için buna yani, ama biz buna itibar etmezsek o zaman o itibar sistemi olmaktan da çıkıyor. Evet. Dolayısıyla önemli olan bizim itibar sistemlerini yeniden şekillendirmemiz. Onun için de bizim Good for Trust'ta yapmaya çalıştığımız da şey de tam da bu. Yani diyoruz ki itibarlı olan senin aldığın marka değil, itibarlı olan senin hangi markayı aldığın ve bu markanın da gezegene ve insana zarar vermeyen bir marka olması. İtibarlı olan sensin. Evet, tabii senin seçimin. Evet, insan olarak sensin. Yani insan olmak itibarlı bir şey ama öte yandan insanlığını biliyorsan insan olmak itibarlı. Yoksa sen gidip doğaya zarar veren, dizelle çalışan, korkunç dev bir araçla ulaşımını yapıyorsan sen itibarsızsın. Yani sen kocaman bir evde inanılmaz fosil yakıt, gaz faturaları ödeyerek yaşayan bir insansan o zaman esasında itibarsızsın. Evet. Sen şayet lüks markaların ederinin çok fazla üzerinde bir ürünü alıyorsan ve onun üzerine giyiyorsan o zaman itibarsızsın. Yani sen üzerine giydiğin markanın ne kadar tanınır veya ne kadar pahalı olduğunla değil itibarını, o markanın doğaya ve insana zarar vermemiş olmasıyla kazanıyorsun. İşte ama bunu değiştirmek de kolay değil. Yani böyle demek hiç kolay bir şey değil. Yani diyorsun ama genel geçer kural da bu. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu genel geçer kuralları değiştirecek sistemleri kurmamız gerekiyor. Bunu kurabilmek için de ne yapmamız gerekiyor? Örgütlenmemiz, bir araya gelmemiz, aynen eğitim yapmamız, bu eğitimle insanların bu bilinç düzeyine çıkarmamız gerekiyor. Ama şunu da söyleyebilirim. Siz istediğiniz kadar eğitimli olun. İstediğiniz kadar kaynaklarınız da olsun. Şayet bu mekanizmalar, bu sistem devrede değilse o zaman o yönde gidemiyorsunuz. Gidemiyorsun, aynen sen öyle. Sen bugün git bir şeye Git bir elektrikli araba al da gel Kaz Dağları'nda kullan bakayım. Ay, onu söyleyecektim biraz önce. Vallahi mecburum. Bisikletini al, elektrikli arabanı tabii, al. Yok kullan. Yani daha kovan taşımak zorundayım. O kamyonete mecburum. O kamyonette mazotla çalışıyor. Aynen. O mazotla oraya çıkmaya mecburum. Mecbursun işte. Ama o yani, altyapı yani o zaman devletin ne yapması gerekiyor? Esasında sürdürülebilir altyapılara yatırım yapması gerekiyor. Evet. Şu anda baktığımız zaman elektrikli araçlarda inanılmaz vergiler var. Yani korkunç. Başta iyiydi, vergiler düşüktü, sonra ne yaptılar? Bir anda vergileri patlattılar. Bunun için de doğru devlet politikaları lazım. Yani devlet politikalarının, vergilendirme sistemlerinin, buradaki teşviklerin ve kösteklerin doğru şekilde kurgulanması gerekiyor. Biz bunu yaptığımız takdirde ülke zenginleşir. Tabii. Yani ülkede varlık artar.
Niye varlık artar ülkede? Çünkü sürdürülebilir olan şeyler aynı zamanda yerel olan şeyler. Aynı zamanda orada üretilen şeyler. Sürdürülebilir olanlar senin dışarıdan ithal ettiğin değil, kendi kaynaklarınla burada ürettiklerine dayalı. O da ne yapıyor? Varlıkların birikmesine neden oluyor. Yani bu bakış açısıyla bence biz ülke olarak sürdürülebilir, yeşil, doğayla dost, insanın refah içerisinde olduğu bir ülke yaratmak için her şeye sahibiz. Evet. Tek eksik olan şey var. Bilinç. Evet, çok iyi bir eğitim. Bilinç çok ve iyi tembellik. Bir eğitim, çok iyi bir eğitim. Tembellik. Çok iyi bir eğitim. O çok iyi bir eğitimin yanında çok iyi sistemler. Bu sistemleri kuracak sosyal girişim mantığı. Yani girişim mantığı kar maksimizasyonu değil. Evet. Bunun yerine fayda etki maksimizasyonu gerekiyor. Kesinlikle. Bunu ya fayda başka olur. Bir şey, kar başka bir şey. Kesinlikle. Biz sürekli kâra çalışıyoruz. Ekonominin girişidir bu. Evet, ama faydayı kimse görmüyor. Evet. Yani faydayı işin içine katsan o kâr hesabında aslında büyük zarardasın. Hayatta yani o yöne yönelmezsin. Net ama yani gözleri kapıyoruz, kulakları kapıyoruz. Fayda bir de vicdanlı bir şeydir. Yani tabii. Faydaya iş evrildiğinde kazan vicdanlar harekete geçer. Yani o fayda hesabında. Mesela burada bir G var ya, ne güzel bir G logo değil mi? Mesela bir marka olabilir burada Good Trust olarak bakıldığında. Onun yanına bir G koyup onu da kemer tokası yaptığınızda da başka marka bir olabilir. Şey dana gibi yaşıyorsunuz tabii, onunla böyle tabii. Buranızda iki tane G ile. Ve daha dik yürünüyor, daha başka bir şey oluyor. Yani bu çok... ama bu mesela çok daha iyi bir logo. Evet. Hani hep ben diyorum ya logolu markalı giyinmeyin diye, ama bu giyilebilecek bir logo. Giyin bunu. Bunu giyin. Evet, Good Fortress'ta bekleriz. Bu bir Fibonacci spirali esasında. Dolayısıyla şunu söylüyor. Doğada bir düzen var diyor. Evet. O doğadaki düzenin de matematiksel ifadesi bu. Ve biz diyoruz ki aynen bir Fibonacci sarmalı gibi biz örgütlenerek, büyüyerek gezegeni daha iyi, daha güzel bir yere doğanın kurallarıyla yapabiliriz diyoruz. Evet. Dolayısıyla dünyanın da işte doğanın kurallarıyla işleyen bir ekonomiye ihtiyacı var. Yoksa mevcut şu andaki mekanistik, kartezyen anlayışla oluşturmuş olduğumuz ekonomik model hiçbir şekilde bizim bu gezegenle uyum içerisinde olmamıza imkan vermeyecek. Onun yerine biz türetim ekonomisi diye bambaşka bir ekonomik sistem öneriyoruz. Türetim ekonomisi de hani demin bahsettiğim o tedarik ağlarının derinleştirilmesi vesaire. Şöyle diyoruz. Bir orman gibi bir ekonomiye ihtiyacımız var. Mesela şeyi düşünün. Amazon ormanlarını düşünün. Amazon ormanları 55 milyon yıldır bu gezegende varlar. Sürdürülebilirlik deyin. İşte alsanız sürdürülebilirlik. Evet, 55 milyondur var olan bir ormandan bahsediyoruz. Bu orman dünyanın en üretken ekosistemi. Cayır 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 üretim yapıyor. Ve dünyanın en çeşitli ekosistemi. Her türden canlı var. Mantarlar var, kuşlar var, memeliler var, sürüngenler var, böcekler var. Sadece 40 bin bitki türü var. Düşünün nasıl çeşitli bir ekosistem. İnanılmaz çeşitli. Bence bu kadar İnanılmaz ballandırarak anlatmayayım. Bir inşaat firması oraya villa yapacakmış hissiyatını. bir ilkin. Evet. Aman. Yeni reklamlar geliyor. Amazon ormanlarında çok huzurlu hayat. Aman. Amazon'da nefes falan. Eyvah. Şimdi. Ay çok kötüsünüz. Çok kötüsünüz. Ama öyle. Ama artık öyle bakılıyor öyle. Her şey. Ama şimdi siz onu bırakın. Amazon ormanlarını düşünün. Dönelim. Ve şey yaptığımızı düşünelim. Yani ekonomimizin, mevcut insan ekonomisinin bir Amazon ormanı olduğunu düşünün. Tamam. Çeşitlilik ve çeşitlilik var, üretkenlik var, sürdürülebilirlik var, her şey var. Dolayısıyla diyoruz ki alalım ekonomiyi, yeni baştan yapılandıralım. Tamam. Nasıl yapılandıralım? Bir, Amazon ormanları nasıl yapıyor bu işi? Her şeyi döngüsel yapıyor. Ama döngüsel derken ürün bazında döngüsellikten bahsetmiyorum. İşletmeler arası döngüsellikten bahsediyorum. Yani dolayısıyla biz birbirimize fayda yaratalım. Ve birbirimize döngüsel olarak fayda yaratalım. O zaman ne oluyor? Yaratmış olduğumuz değer, yaratmış olduğumuz fayda içimizde dolaşıyor. Evet. Ve dolaştıkça aynen bizim oluyor. Şeyimiz gibi ne denir? Kan dolaşım sistemimiz gibi döngüsel bir biçimde bütün ekonomiyi canlandırıyor. Bütün ekonomiyi canlı ve ne denir? Çeşitli kılıyor. Ve saygılı kılıyor.
Ve de saygılı. Bir yandan da saygılı olmak üretime zorunda. Üretime teşvik ediyor. Yani ekonomi de bana saygılı olmak zorunda. Tabii ki. Yani tabii canım. Tabii. Sana hizmet etmesi tabii. için var çok olan enteresan. Bir bakın bu çok enteresan. Şeye baktığınız zaman işletmelere. Şimdi şirketler bir tüzel kişilik değil mi? Biz onlara hukuk karşısında bir varlık hakkı tanıyoruz. Peki bu şirketlere biz hukuk karşısında varlık hakkını ne zaman tanımışız? Bakalım kanunlarda geriye doğru gidelim. Baktığımız zaman bunların ilk şirketlerin yani kanun şeyinde Almanya'da, Fransa'da ve diğer yerlerde yaklaşık hukuk karşısında tüzel kişilik olarak 17. yüzyılda verildiğini görüyoruz. Ama orada enteresan bir şey var. Diyorlar ki ilk kuruluş haklarında kanunda yazarken diyor ki siz tüzel kişilik olarak var olabilirsiniz ancak insana faydalı olmak kaydıyla diyor. Ya. Ama muğlak. Nasıl muğlak? Muğlak bir ifade. Yani nedir onun kıstasları? Faydası. Faydası olması gerekiyor. Yani bir faydan varsa insanlığa o zaman bir tüzel kişilik olma hakkı kazanabiliyorsun. Zaten yine enteresandır. Tarihte baktığınız zaman ilk tüzel kişilik olma hakları özel kanunlarla yani genel kanunla değil özel kanunlarla ilk önce kimlere verilmiş biliyor musunuz? Belediyelere verilmiş. Belediyeler ilk kez kanun nezdinde tüzel kişilik olma hakkı kazanmış. E belediye nedir? Bize hizmet için bize hizmet var. Için var olan bir kuruluştur. Ay öyle mi? Ben sanki ben onlara hizmet ediyorum. Kaldırım taşlarında falan yürümeye çalışırken ama ben hizmet ediyorum. Sanki onları düzleştirerek daha sağlıklı hale ben getiriyorum. Şimdi basmak suretiyle hissediyorum. Belediyelerden sonra kim biliyor musunuz peki? Hakkı kazananlar? Üniversiteler, eğitim kurumları. Yani onlar niçin varlar? Yine bize hizmet fayda. İçin varlar. Yani tüzel kişilik hakkı bir şirket şayet gezegene ve insana zarar veriyorsa olmaması gerekiyor. Bu kadar net. Kanunlar nezdinde biz onlara varoluş hakkı tanımamamız gerekiyor. Dolayısıyla şirketler kanununda çok ciddi bir revizyon gerekiyor. Artık bizim dünyaya ve insanlara zarar verdiği ortada olan gezegen... şirketleri kapatmamız gerekiyor. O kadar net. Ya ben hani derslerde falan çocuklara da bunu bu şekilde anlatıyorum. Yani Amazon ormanları örneğinden mesela yola çıkarak daha böyle mikro bir şey hayal ettik ya. Evet. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani bu ülkenin sorunu ne? Herkes parmak işte eğitim, evet. Adalet, evet. ekonomi sayabiliriz değil mi? Var birkaç konu başlığımız. Tamam. Sen bu ülkenin başında mısın? Değilsin. Sen nesin Ahmet? Peki Ahmet ülkesinin sorunları ne? Yani ben kendi ülkemin cumhurbaşkanıyım aslı olarak. Doğru. O zaman onu daha da minimal hale, mikro hale getirelim. Ben kendi ülkemin cumhurbaşkanıyım. Benim eğitim sistemim. Evet. Yeterli mi? Doğru. Adalet sistemim yeterli mi? Doğru. İnsanlığa fayda. Buradan yola çıkarsak, ben de hep böyle anlatıyorum. İşte buradan yola çıkarsak kendi ülkemin itibarı, itibar yönetimi, adalet ve vicdan mekanizmasıyla zaten topluma faydalı ve evrene zarar vermeyen, yani gezegene zarar vermeyen bir birey olmak benim kendi ülkeme borcum olacak. O ülkeyi yöneten kişi olarak. Onun için senin en başta söylediğin hikaye var. Yani ben mi yapınca olacak? Hayır, sen kendi bir ülke kabul et. Kendi itibar yönetimin dışa karşı yönetiminle ve özgürlük, bağımsızlık anlayışın ve kalitenle gelişmiş bir ülkeysen eğer zaten bunu ona yapmak göre zorundasın. Onun dışında ben mi olacağım? Şimdi ben şunu soracağım. Aslında türetim ekonomisi üzerinden yürüyebilirdim ama benim çok değer verdiğim bir konu var. Ve kafamın karışık olduğu bir konu var. Tamam, kapitalizm çöküyor diyoruz, o diyoruz falan filan. Bir taraftan bencilliğin yüceltildiği ama bireyselliğin hiçe sayıldığı, bireysellik bence bir mertebe çünkü doğru algıladığımızı düşünmüyorum. Bireysellik çok değerli bir konum. Tabii. Çünkü orada bir sorumluluk, bir hesap verme, hesap sorma kültürü de var, yetişkinlik var. Yani bencillik değil, birey olmak yetişkin olmaktır ve hesap da verir, hesap da sorar. Tabii. Dürüst sordular. Olur. Yani birey böyle bir şeydir. Buradan yola çıkarak, şimdi o bir arada olma hali var ya, benim kitabımda da bahsetmişim. Yani 90'larda kredi kartının çıkışıyla toplumsal eylemlerin zayıfladığı bir döneme girdik. Protestoların, insanın sokağa akmasının dünya olarak. Çünkü borç tabana yayıldı. Doğru. Bu da elimizi kolumuzu bağlayan bir noktaya evrildi. O noktada hala buna inanan birini bulmak beni çok heyecanlandırıyor. Anarşist yani, bulunca heyecanlanıyorum. Benim kredi kartı borcum yok. Ben kuristendir. Falan diyeceğim. Şey, kuzu ama şey var. Hayır, eşin satan neresiye satar şeklinde. Burada hala diyeceğim romantik ve çok da şey yani değerli buluyorum. Toplumsal güce inanma, birlik olmaya inanma halinin yeniden
gündeme getirmeyi nasıl yapacağız? Söyledikleriniz altına imzamı atarım. Ama hı-hı, burada pratikte bir çöküş var. Biz, yani, biz büyüyoruz, hızla büyüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Yapacağız? Bakın 450 işletmeden bahsediyoruz. 450 tabii, işletme bir araya gelmiş. 21 bin insandan bahsediyoruz. Bir araya gelmiş 21 bin insan şu an ve 450 Fortress işletmeden öyle bahsediyoruz. Evet. Nerede? Biz, ve her gün, her geçen gün artıyor bu. Bence tam tersine. İnsanlar çöküşü gördükleri için, işin nereye gittiğini gördükleri için artık güç birliği, doğru, dayanışma, da beraber hareket, hı hı, bunlar güçleniyor şu anda. Evet. Biz görüyor muyuz? Görmüyoruz. Niye? Çünkü genellikle insan hep kötüyü görmeye alışkın. Bizim yaptığımız iş şey, biz iyi görmeye karar veriyoruz, sonra da iyiyi çoğaltmaya karar veriyoruz. Evet. Yani iyi değil, biz ne kadar çoğaltırsak o zaman kötü olanlar da o kadar azalıyor. Bunun bir oran olduğunun, hani sen daha önce yin yang dedin ya, dolayısıyla bunun bir oran olduğunu düşünerek bizim şu anda çok küçücük kalmış olan o iyi görme alışkanlığımızı büyütmemiz ve onu, iyi olanı, etik olanı, ahlaki olanı arttırmamız gerekiyor. Yaptığımız işte bu ve bunu, bu şu anda işliyor, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şeyin gücü de var. Çok özür diliyorum. Nasıl yapacağını bilmeyenler ne yapmalı? İkinize de soruyorum. Şimdi bizi izleyenlerden ne yapacağını bilemeyen çok seyirci olabilir. Hı-hı. Bunu nasıl yapacağını, ne yapmalı? Çok, sen başla istersen. Yani nereden başlayayım? Yani birçok örnek verebilirim. Samimi olmak, yani her açıda, her açıdan samimi olarak nereye başvuracak, ne yapacak, nereden? Yani Good for Trust'a gelip üretici olsunlar. Üretici olabilirler. Aynı zamanda üretici olabilirler. Evet. Biz hani şimdi bir tüketim türetim aslında ekonomisinden bahsediyoruz. Türetim ekonomisi üretici olmayı da gerektiriyor. Hı-hı. Yani bizim sadece en büyük Good for Trust'a değil, pek çok şey de olabilir var, yani. Bir dünya yer var. Yani şunu söyleyebilirim. Ekolojik ve sosyal açıdan adil olanı, hı hı, alın. Neyi aldığınızı bilin. Ama bu konuda da samimi olun, gerçek olun. Nereden bilecek? Ne yapacak? Neyi soracak? Neyi öğrenmeye çalışacak? Üreticisiyle gerçek bir ilişki kuracak. Evet. Hı hı. Yani kim neyi üretiyor? Sen onun üreteni tanı. Hı hı. Üretenle konuş. Üretim sistemlerini anla. İyice araştır. Ve ona göre satın al. Yalnız satın almayı yaparken de yine gerçekten ihtiyacın var mı onu sorgula. Evet. Yani çünkü ve kendine karşı şüpheyle yaklaş. Şey de benim oldu. Gerçekten buna ihtiyacım var mı yok mu diye kendine tekrar 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 sor. Ve kendini çok güçlü bir şekilde ikna edebiliyorsan ihtiyacın konusunda, konusunda. O zaman da ekolojik ve sosyal açıdan adil olanı al. Hı hı. Bu birincisi. İkincisi, sivil toplum kuruluşlarına almadığın şey için git bağış yap. Evet, de ki bu çok gerekli bir şey. Evet, yani sivil toplum kuruluşları, bakın çok basit bir örnek vereceğim. Hani şey dedi ya, kuş gözlemcisiyim diye. İngiliz Kraliyet Kuşları Koruma Derneği. Hı hı. Kaç üyesi var dersiniz İngiltere'de? 1,5 milyon üyesi var. Hı hı. Her birinin yıllık üyelik aidatı £50. Şimdi çarpın bakalım, 1,5 milyon üye ile 50 pound'u ne kadar? 75 milyon pound'luk bütçesi olan Türkiye'de bana tek bir sivil toplum kuruluşu gösterin. Yok. Ama İngiliz Kraliyet Kuşları Koruma Derneği'nin 1,5 milyon üyesi ve 75 milyon pound üye aidatlarından yıllık bütçesi var. Yıllık geliri var. Evet. İşte bizim mutlaka bir sivil toplum kuruluşuna üye olmamız, gönlümüzce olan bir sivil toplum kuruluşuna, ona Türk lirasıyla 50 lira şey yapmamız, yıllık tabii. 50 lira en az vermemiz lazım. Mümkünse her ay 50 lira vermemiz lazım. Evet. Ve o sivil toplum kuruluşunu güçlendirmemiz lazım. İkincisi, o sivil toplum kuruluşunun ilgi alanıyla ilgili bizim inandığımız, arkasında durduğumuz fikirlerin konusunda da gönüllülük yapmamız lazım. Hı hı. Gönüllü olup emeğimizi oraya koymamız lazım. Oraya daha fazla üye kazandırmamız lazım. Oralarda etkinliklere katılmamız lazım. Bu da yapabileceğimiz ikinci şey, iki ve üçüncü şey. Hı hı. Yani birinci şey, satın alma. İllaki ihtiyacın varsa
o zaman ekolojik ve sosyal açıdan adil olan, gezegene ve doğaya zarar vermeyen üreticilerden tanıdığın, bildiğin, arkasındaki üretim sistemlerini gördüğün veya güvendiğin bir yerden, Good for Trust gibi al. Sonra bir sivil toplum kuruluşuna üye ol, oraya düzenli aidat öde, bağış yap. O sivil toplum kuruluşunda gönüllü ol, emek ver. Sonra da tabii ki seçim zamanı geldiğinde hakikaten senin haklarını ve doğanın da haklarını aynı gözeten zamanda, evet, siyasilere oy ver. Ne yazık ki seçim bildirgelerinde bu ya çok altlarda yer alıyor ya da hiç yer almıyor. Yani ve muğlak ifadelerle yer alıyor. Hayır, popülarite, sürdürülebilirlik gibi. Evet. Yani o kadar sevmediğim bir kavram ki ve şirketlerin bu anlamda çok ikiyüzlü olduklarını düşünüyorum. Çok şiştim. Çünkü o bir döngüsellik, sürdürülebilirlik. Tabii. Onların bahsettiği döngüsellik olmalı. Tabii. Ne dedin Hande? Dolayısıyla da o döngüsellik içinde de olmak, yani istikrar, daha doğrusu istikrar. Çünkü istikrar denilen şey hem o bağışı o vakıfların ya da organizasyonların istikrarlı bir şekilde yaşayabilmesi için yapılıyor. Hı hı. Hem de o istikrar aslında üye olan da bir aidiyet duygusu yaratıyor. Bu ikisi o kadar değerli bir şey ki. Yani ben hep onu söylüyorum. Yani aidiyeti kaybetmek, aidiyetin değer kaybı TL'nin değer kaybından daha ağır ve daha önemli bir şey ekonomik açıdan. Tabii. Yani buna sahip çıkmak zaten çok önemli. Yani köşedeki çiçekçinin yaşayabilmesi, vakfının, o organizasyonun yaşayabilmesi, oyuncakçının yaşayabilmesi, restoranının yaşayabilmesi için. Ve iyiliklerin artabilmesi. Ya pozitifin gücü de zaten hani negatifin gücüne oranla çok 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 daha yüksek. O yüzden biz bir hakikaten ufacık bir iyilik, bir güzellik yaptığımızda onun etkisi ve dönüşü de daha fazla oluyor. Yani yoksa zaten bu dünya çatlar patlar da sürekli menfi üretiyor. Yani yine geliyorum. Olur diyorsunuz. Yani toplumsal birleşmeler. Olur, güzel yani örnekler, doğru örnekler. Tekilden çıkıp grup olarak, gruplar olarak, kalabalıklar olarak var olma hali olabilecek bir şey. Yani bunu bu dönemde yaşıyoruz. Olur. Her zaman oldu dünyada. İnsanlar bir araya geldiler, güç birliği yaptılar ve dünyayı dönüştürdüler. Sonuçta bu dünyada bir zamanlar yasal kölelik vardı, düşünün. Yasal kölelik ortadan kaldırıldı. Benim atalarım Sudan'dan koparılıp Türkiye'de Küçük Menderes Ovası'nda pamuk yetiştirmek üzere getirilmiş. Türkiye'de bakın, düşünün. Biz Sudan'dan köle getirmişiz. Türkiye'de Amerika'ya falan bakmaya gerek yok. Tabii. Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Küçük Menderes Ovası'ndaki pamuk tarlalarında köleleri çalıştırmışız. Şimdi bu yok. Yasal da değil, değil mi? Dolayısıyla bakıyoruz, bu yüzyılın başında kadınların oy verme hakkı yoktu. Doğru. Büyük bir mücadele oldu ve şu anda kadınların oy verme hakkı var. Ha, kadınlar olması gereken yerde mi? Patriark bir sistemde miyiz hala? Evet ama bununla mücadele ediyoruz. Hep beraber mücadele ediyoruz. Kadın erkek mücadele ediyoruz ve bunun üstesinden geleceğiz. Aynı şekilde ekonomik sistem şu anda adaletsiz mi? Çok. Adaletsiz. Biz bu adaletsizliğinle mücadele edecek miyiz? Kesinlikle edeceğiz ve edeceğiz. Ediyoruz da. Tabii. Güç birliği de yapıyoruz. Yani hiç şüpheniz olmasın. İnsanlık çağlar boyunca mutlaka bir mücadelenin içerisinde oldu ve iyiye doğru götürdü. Sosyal ve tarihçilere, antropologlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnsan inanılmaz derecede sosyal bir varlık. Ve sosyal bir varlık olarak var olmasının temelinde, altında yatan şey işbirliği ve birlikte hareket. Bugün herkes cep telefonunu çıkarsın ve desin ki ben bu cep telefonunu kendim üreteceğim. Mümkün mü? Değil. O cep telefonunun üretilmesindeki sürecin hepsinde kolektif bir şekilde bilgi, birikim, insan emeği ve en önemlisi bunların bir araya getiren işbirliği ve güç birliği var. Evet. İşbirliği ve güç birliğiyle bunu yaptık biz. İşbirliğiyle, güç birliğiyle biz o cep telefonunu üreten komplike sistemi oluşturabiliyorsak bu ekonomiyi de dönüştürebiliriz. Kesinlikle. Bunu yapabiliyorsak o cep telefonunu doğaya ve insana zarar vermeden de üretmeyi başarabileceğimize inanıyorum. Çok onun doğru. Için şimdi bunu hedeflemek gerekiyor. Ucunda para olmadan.
İşte yani, burada bir çünkü evet. iş gücü var ve bir gelir yani bir ücret var karşılığında ama buradaki gönüllülükte ucunda bir gelir ya da şey olmadan. Bakın aradaki fark şu. Zaten... Kar maksimizasyonu ayrı bir şey. Fayda. Geçim, geçim de ayrı bir şey. Ya biz insanlar tabii ki geçim sağlayacak. İnsanlar tabii ki refah içerisinde yaşayacaklar. Bu şart. Sen bu cep telefonunu üretirken verdiğin emeğin karşılığını alabilmelisin ve o emekle de refah içerisinde yaşayabilmelisin. Bunun önünde bir engel yok. Ama bunu yapan senin kar maksimizasyonu sistemi değil ki. Hangi şey mühendis üretirken, bilgi üretirken, bir araya getirirken kar maksimizasyonu hiç amacıyla düşünmez. O bilgiyi hayaldir, üretiyor. Hayal. Yani ve insanın hakikaten cebinde bir tane sermayesi vardır. O da hayalleridir. Onun dışında yani bugün gerçek diye baktığımız her şey, bindiğimiz araba, uçak, uçağın tarihçesi nedir ki? Dün adamın tekinin hayaliymiş. Biz hayal eder ve yaratırız. Artık sadece kaliteli hayaller kurmak, o sürdürülebilirlik kelimesinden falan şiştim hakikaten. Bu konularda samimi olanı tercih etmek, yapmak ve yani doğru hayaller kurmak, onları bedene getirmek durumundayız. Tek yapmamız gereken şey bu. Ama yani onu satın aldığımız zaman oraya ödediğimiz bedel de tabii ki o mühendisin maaşını ödemeli. Tabii ki. Yani onun karşısında değil mi? Bu arada yaşamalı. Bu soruları ekran başındakilerin zihninden geçen sorular olarak sormaya gayret ediyorum. Kendi sorularım değil bu arada. Yani onu da şey yapayım. Benim nasıl yani ya? Yine mi bitti? Yine mi? Ne bitti? Süremiz bitti. Yine olmaz. Bir programın sonuna geldik. Söyleyecek çok şeyim vardı benim ya. Biz yarın yine gidelim. Biz çok anlatırız. Sen su ile bizi yan yana koy, biz canım, sana biz uzun uzun anlatırız. O her konuda. O zaman Sütlü Nuriye. Önce? Sütlü Nuriye. Önce hangisi? Önce Uygar Bey, tamam gelsin. Uygar Öz ismi der ki, ne aldığınızı bilin. Üretici ile gerçek bir ilişki kurun. Gerçekten ihtiyacınız var mı? Sorgulayın. Şimdi, Tuava. Anneciğim ya. Yani Ceyhun, bunları özellikle mi yapıyorsun? Hande yazıyor bunları. Hadsiziz. Hande, ben sana ne yaptım? Her şeyi sınırsız zannediyoruz. Gözü çıkmıyor sıçalar. Sonsuz tüketme hakkımız yok. Yok tabii. Yok. Ya doğru söyledim ama ben de çok atarlanıyormuşum arkadaş. Ya şöyle bir şey var söylerken. Kilomuzdan giydiklerimize, yediklerimize, mobilyalarımıza evet. kadar dünya üzerinde ne kadar az yer işgal ediyorsak, metrekare olarak da, evlerimiz olarak da ve kendi bunalımlarımız olarak da ne kadar hafiflik yayıyorsak etrafa, o kadar makbuldür. Yani hadi naaş kapat artık, tam bitti bitiyorsun. Ben ne yapayım? Ben mi kapatacağım?